Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Kafa Dengi'nin AYT Soru Bankası'ndan güzel bir soru ile karşınızdayız. Aslında hani olasılığa bir bakış açısı katacağımız bir soru. Benzerlerinden çözmüştük, grafik üzerinden çözdüğümüz sorulardan sizler için çözmeye çalışacağız. Ahmet ile Kemal demokrasi meydanında buluşmaya karar verirler. Anlaşma şu şekildedir: Her ikisi de saat 14-15 arasında herhangi bir saatte 10 dakika bekleyip diğeri gelmezse gidecektir. Buna göre Ahmet ile Kemal'in buluşma olasılığı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi buradaki hareket noktamızı ben şöyle düşündüm. 14 ile 15'in arasında 60 dakikalık vakit olduğu için 60 dakika üzerinden gidelim. Yani peki nasıl gideceğiz 60 dakika üzerinden? Örneğin elimizde şimdi şöyle gene iki tane eksenimiz olsun. Bunlardan bir tanesi Kemal'i, bir tanesi de Ahmet'i temsil ediyor olsun arkadaşlar. Şu Ahmet'i temsil ediyor olsun. Bu da Kemal'i temsil ediyor olsun. İkisinin de 60 dakikalık süre içinde belli bir zamanda geleceğini tahmin ediyoruz. Şurası... 60'da sınırlanmış olsun. Burası da 60'da sınırlanmış olsun. Bunun benzerlerini çözmüştük. Burada oluşacak grafiklerden alan hesabına giderek çözüyorduk. Şimdi ben şurayı 60'da şöyle sınırladım arkadaşlar. Burayı da şöyle 60'da sınırladım. Yani bunların denk gelebilme olasılıkları olan şuradaki karemizin alanı olacak arkadaşlar. 60 çarpı 60'tan toplam 3600 birim karelik bir alan gibi düşünelim burada. Bu zaman dilimleri içinde, bu zaman dilimleri kesişmesi içinde arkadaşlar bunlar denk gelip ya da birbirlerini bekleyip bekleyip buluşabilirler ya da bekleyip gidip buluşamabilirler arkadaşlar. Peki buradan nasıl bir şey yakalamaya çalışıyoruz? Dikkat ederseniz arkadaşlar bir gelen diğerine en fazla kaç dakika bekleyecek? 10 dakika bekleyecek. O zaman şöyle düşünebilir miyiz arkadaşlar? Ahmetle Ahmet'in geldiği saatte Kemal'in geldiği saat arasındaki farkın kaç çıkmasını istiyoruz? 10 çıkmasını istiyoruz. Aslında Kemal de Ahmet'ten sonra gelmiş olabilir. Ahmet de Kemal'den sonra gelmiş olabilir. Onun için ya Ahmet eksi Kemal eşittir 10 ya da Kemal eksi Ahmet eşittir 10 gelmiş olacak. E, buradan ikisinden de düşünmemiz gerekiyor aradaki fark 10 olacak şekilde bunları yakalamaya çalışalım. Aynı bunları e, işte x-y eksenleri gibi düşünüp analitik düzlem gibi düşünüp çizmeye çalışalım. Sanki burası Ahmet ekseni burası Kemal ekseni olsun. A eksi k eşittir 10 doğrusunu çizelim arkadaşlar. Şimdi burada k'ya 0 verirsek a'mız 10 gelmiş olur değil mi? Şurada bir yere denk gelmiş olur. E, a'ya 0 verirsek k'mız da eksi 10 gelmiş olur. Şuradan bir yerden şöyle bir doğru çizecek bunu çizmiş olacağız. E, peki burada a'ya A, A 60 verdiğimizde k'mızın 50 olması gerekiyor. Yani biz şunu şöyle çizdiğimizde aslında şöyle gidecek öyle değil mi arkadaşlar? Şurada tam kaçta denk gelmiş olacak şöyle? 50'de kesmiş olacak. Bunu unutmayalım. Şurası da 10 olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Peki şimdi biz aslında tabi burada eşit 10 değil de bunu çizdik ama a eksi k küçük eşittir kaç diyecektik? 10 hemen şurayı da düzelteyim. Küçük eşittir 10 demiş olacağız arkadaşlar. Peki küçük eşit 10 deyince şu çizdiğimiz doğrunun üst tarafını mı tararız alt tarafını mı tararız? Burada alt tarafı taramış olacağız. Hatta hatırlarsanız arkadaşlar doğrunun iki tarafından bir nokta seçip sağlayıp sağlamadığına bakıyorduk. Mesela orijini yazar seçersek 0'a 0 yazdığımızda 0 eksi 0 0. 0 küçük eşittir 10 sağladığı için şu alt kısmı taramış olacağız. Şimdilik bizim böyle Bölgemiz şurası olarak sınırlanmış oldu. Çünkü bu 3600 birim karelik yerden seçecektik. İlk sınırlamamız buydu. İkinci sınırlamamız da şu doğrunun alt kısmı oldu. Şuralar zaten yok. Şuradan itibaren oluşan alan bizim için geçerli. Peki bir de bunu neyle sınırlayacağımızı söylemiştik arkadaşlar. K eksi A küçük eşit 10 ile sınırlayacağımızı söylemiştik. Yine aynı şeyi yapalım. K 0 için A eksi 10 gelir. Yani şuradan bir yerden gelecek. E, A sıfır için K'miz 10 gelir. O da şuradan bir yerden gelmiş olacak. Bunu da çizelim. Şöyle gidecek. Bu sefer de K'ye o 60 verdiğimizde A'nın 50 gelmesi gerek diye demek ki biz bunu Şöyle çizdiğimizde arkadaşlar şurada yine 50'de kesmiş olacak. Yani şuranın kaç birim olduğunu söyleyebiliriz. 50 birim şurası yine ona denk gelmiş olacak. Peki bu sefer bunun üstünü mü tarayacağız altını mı? Yine orijini verebiliriz. 0-0 küçük eşit 10 dediği için yine bu doğrumuzun da üst kısmını tarayacağız. E, üst kısmı taradığımız zaman ortak alan neresi gelecektir aslında? Şu 3600 birim kareleri sınırlı olacağı için işte şurası olacaktır. Demek ki buradaki karemizin şu kadarlık alanında e, bu iki arkadaş denk gelebiliyormuş arkadaşlar. Birbirlerini beklesel bekleyebilecekler bilirler. 10 dakika içinde beklediklerine denk gelebiliyorlarmış ya da aynı anda denk gelebilirler. Mesela bir örnek olarak düşünürsek biz K'ye kaç verelim mesela 30 verelim. 30 şurada bir yerde olsun. Şimdi normalde 30 ne demek? Tam 14.30'da gelmiş demek. 14.30'da gelmişse 14.40'a kadar bekleyecektir. Ya da diğeri de 20'de gelmişse 14-20'de 30'a kadar bekleyeceği için bununla karşılaşmış olur. Ben şuradan şöyle bir dik çektiğimde yani bunun kaçta kestiğini baktığımda. Şimdi şurada K'ye 30 verirsem A'mız kaç gelir? 20. Bakın A'mız tam 20 geldi. Öyle değil mi? Şurası tam 20 olacak işte. Peki şurada K'ye 30 verirsek A'mız kaç gelir? 40. Üst sınırda 40 olacak. Burada ne demek istiyor yani? Ahmet 30'da gelirse... Ahmet de pardon Kemal 30'da gelirse Ahmet'i en son 40 geçeye kadar bekleyebilir. Ya da Ahmet 20'de gelmişti arkadaşlar. Öyle değil mi? Bakın Ahmet 20'de gelmişse Kemal de şurası Ahmet'te de 20'ye denk geliyor çünkü. Çünkü Kemal 30'da bile gelse denk gelebilirler, karşılaşabilirler demek oluyor. Demek ki şurada alacağımız her nokta bize bu iki arkadaşı karşılaştırmış olacaktır. Peki o dediğim gibi bütün alanımız 3600 bizim istediğimiz alan şu kadarlık kısım. Bu ikisini oranladığımızda bu iki arkadaşı birbiriyle buluşturmuş oluyoruz. Peki şu Saradığımız alanı bulmaya çalışalım şimdi. Dediğim gibi şurası şuranın tamamı 50 birim. 50 de bir 50 birimde burası 50 kere 50 2500 bölü 2'den buranın alanı 1250 gibi düşünebiliriz. Aynı üçgenden burada da var. Burası 50, burası 50, 1250 de burası. Bizim istemediğimiz alanlar bakın 2500 yapıyor. Tamam 3600 2500'ü buradaysa buraya ne kalmış olacak? 1100 kalacak. 1100 bölü 3600'den 11/36 bizim arkadaşları buluşturmak için geçerli olasılığımız olacak arkadaşlar. Güzel farklı bir soru. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bunun benzerini de çözmüştük. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.